Allah'ın sevgili kulları, onların zaten günahları affedilmiş. Yani bizler daha günahkarız. Bunları yapmakla beraber daha fazlasını da yapıyor. Ne sakıncası var? Yani ne sakıncası var diye de şekilde bir şey. Sakıncası var. Evet, aynı ifadeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gelişen hadisede de dile getirildi. Yani Resulullah'ın yaptığından daha fazlasını yapanlar, Resulullah onları azarlayınca onlar böyle açıkladılar. Dediler ki, biz şöyle düşündük ya ey Allah'ın Resulü, yani size bu kadar ibadet yetebilir. Sizin zaten durumunuz belli ama biz sizden daha çok günah içerisindeyiz. Siz Allah Azze ve Celle'nin nübüvvete mazhar kıldığı, ondan sonra şöyle şöyle şöyleyken size bu kadar ibadet oluyorsa bize bunun çok fazlası lazım gibi düşündük. O yüzden böyle böyle ibadetlere giriştik. O da giriştikleri ibadetler içerisinde Resulullah'ın yapmadığı tarzda uydurma şeyler yapıyor değiller. Resulullah'ın yaptıklarını daha fazla yapıyorlar. Yani aslen var olan bir ibadeti dozunu çoğaltıyorlar. Allah'ın elçisi, ha öyle mi? Tamam o zaman yapabilirsiniz demedi. İnni elestu ahşakum ilallahi ve etkâkum. Ben Allah'tan en çok sakınanınız, en çok Cenab-ı Hak'tan çekinen, korkan, ona en çok ibadet eden, en layıkıyla kulluk eden niniz değil miyim? Şu halde benim çerçevemi taşmayacaksınız dedi. Bundan men etti onları. Dolayısıyla bu türden bir savunma biçimi Resulullah'tan geri döndü. Şimdi Resulullah'tan geri dönmüş bir şeyi bizim onlardan alıp kabul etmek gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla hangi ibadet olursa olsun başta Allah'ın elçisinin uygulamasında yeri olmalı. Yeri olması da yetmez. O ibadetin sıklığı, ne kadar yapılacağı, yeri ve zamanı da yine Allah'ın elçisinin uygulamasından esas alınarak uygulanmalıdır. Ne ölçü aşılmalı, ne çerçeve taşılmalı. İnna Allahu yuhibbul muqsitin. Evet, Allah ölçülü davrananları, ki ölçü de Allah'ın elçisidir, onları sever. Devam edelim. Ve en yubeyyine ma fiha minel hakki vel batil. Hakkı ve batılı beyan edecek. Burada şöyle bir sorun zaman zaman önümüze çıkıyor. Yani öncelik sıramız bazen karışıyor. Malum her toplumda bu tür bid'at ve dalalet unsurları olabilir. Bunların ıslah edilmesi sürecinde bir dil sorunu yaşıyoruz. Bunun içine kendimi de katabilirim rahatlıkla. Islah edici olayım derken ayrıştırıcı oluyoruz. Yani adam iyileşeceğine iyice kendi tarafını keskince savunmaya girişiyor. Kullandığımız dildeki sinir uçlarına dokunan, satır aralarına bazen saklı, incitici, belki işte tahrik edici ifadelerden ötürü. Buna hakkımız yok bir defa. Böyle yaptığımız zaman umduğumuz sevaptan daha fazla günah kazanıyor olabiliriz. Bu bir. İki, yani şimdilik bu böyle olsa da olur, olmasa da olur diyeceğimiz ibadete dair bir kısmı, hatta belki zayıf hadislerde yeri bile bulunabilecek ve belki yorumla da vesaire tahammül edilebilecek şeyleri önceleyip çok daha önemli itikadi konulardaki uyarılarımızın önüne geçiriyoruz. Halbuki bir öncelik sıramız olsa, itikada dair yanlış uygulamaları, eylem ve söylemleri doğrudan önce onları ıslah etmeyi gaye edinsek, onları ıslah edince, o konuda bir farkındalık ve bilinç toplumda oluşturunca, tabii son derece barışçıl bir lisan ile ve iyi niyetli bir yaklaşım ile, ondan sonra peyderpey ameli plandaki işte bid'atlar vesaire, bunlar da gündeme belli bir şeyle, stratejiyle getirilse iyi olur. Biz komple hepsine birden savaş açıyoruz.
Yani neredeyse adam namazda parmağını oynatmadıysa bile hemen işte yanlış oldu, eksik oldu, parmağını oynatmalıydın. Ki yani oynatmalı mı, oynatmamalı mı? Bir de çoğunun bir kısmının arka planında hadislerde bile hani Resulullah'ın öyle de yaptığı, öyle de yaptığı durumlar da var. Bir kısmı da cehalete dayanıyor. Yani Allah'ın elçisinin belki de opsiyonel yaptığı, zaman zaman öyle yaptığı, zaman zaman öyle yaptığı. Ama siz Resulullah'ın bir uygulamasını yine Resulullah'ın diğer uygulamalarının önüne geçirerek o kadar şiddetli savunuyorsunuz ki bunlar iyice ayrışmayı besliyor. Efendim Resulullah böyle yapmış, böyle yapacaksın. Adam bilmiyorsa bir şey diyemiyor. Bilen biri ise ama Resulullah'ın böyle yaptığına dair de rivayet var. Karşı çıkarsa senin o dediğin rivayet benim rivayetten biraz düşük oluyor. Ya yani benim dediğimle de ilgili bir hasen yahut sahih hadis var. Seninki belki senin iddiana göre daha güçlü olabilir. Şu halde en azından ölçü ne olmalı? İnancım o ki en azından öyle ya da böyle sahih ya da hasen hatta zayıf da olsa hallice hadise dayanan bir uygulamaya kesinlikle meydan savaşı açmamalıyız. Adamın elinde öyle ya da böyle bir sebep var. Sebep sana göre çok iyi bir sebep olmayabilir. Senin elindeki sebep ondan daha iyi olabilir. Fıkhi içtihatlarımızın çoğu böyledir. Yani fakihler birbirleriyle o dönemde ta tartışırlarken ben bu hadisle amel ediyorum çünkü bu hadisin ravisi seninkinden daha fakih. Böyle tartışmalara girmişler. Saygı duymalıyız birbirimize. Esas buralarda yorulacağımıza Resulullah'ın uygulamasında hiçbir temeli olmayan, dolayısıyla da ameli mezheplerimizin hiçbirinin bilmediği, yani gidip dört mezhep imamlarımızın hangisine danışsan hiçbirinin onun hakkında bir ifadesi bile olmadığı, yokmuş ki çünkü o zamanlarda öyle şey. Bunların hayatın içerisinden elimine edilmesi, hele hele bunlar içerisinde itikadi fesatlıklar barındıran kişileri ululayıp Allah gibi algılanmasına yol açan türden olanları daha öncelemeli. Bunları birinci elden itina ile insanlara bunun yanlış olacağını, maazallah kişiyi din dairesinin dışına taşırabileceğini ama dikkatlice, usulünce söylemeye ihtiyaç var. Böyle bir tasnif yapılmadan bütüncül bir karşı çıkış, toplumun bütün alışkanlıklarına hedef alan bir karşı çıkış ne yazık ki çok isabetli bir şey olmasa gerek. Toplumu ıslah etmekten, iyileştirmekten çok toplumu dinamitler bir şey yapabilir. Dönüp Allah Azze ve Celle'nin Kureyş toplumuna nasıl muamele ettiğine bakarsak ne yapıyor? Başta inançlarını hedef alıyor. Yani Mekke'de abdest yok. Medine'de inen nice dine dair pek çok hüküm, ameli hüküm hiçbiri yok. Mekke'de sadece Allah birdir demeleri, ondan gayrı ilah tanımamaları bekleniyor insanların. Özellikle ilk dönemler. Sonra tediricen bunlar nazil oluyor peyderpey peyderpey. Niye böyle? Cenab-ı Hakk'ın bir toplum inşasında gözettiği aşamalı tutum var. Benzeri bir yaklaşımı ıslah etmede önceliklerimizi doğru sıralamayı sıralamamız gerektiğini düşünüyorum.